Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bu akşam Hakan Kılıç'la birlikte yeni nesil silah sistemleri, hipersonik silahlarla ilgili konuşacağız. Bu konuyla ilgili epey bir son zamanlarda çalışmaların miktarı artmış durumda. Dünyada çok az sayıda ülke bunu gerçekleştirilebiliyor ve balistik füzelerin bir sonraki adımı olarak hipersonik silahlar neler var? Hangi ülke, hangi durumda? Veya operasyona bu silahları alabilen var mı? Bunları Hakan Kılıç'la beraber bu akşam konuşacağız. Öncelikle hipersonik silah nedir? Hangi silahlar bu kategoriye giriyor? Biraz bize hipersonik silahları anlatır mısın? Şimdi normalde hipersonik silah dendiğinde sesten 5 kat hızlı giden silahlar anlaşılıyor. Ama yani Rus basını, işte Çin ve Amerikan savunma basınında veya normal ulusal medyada. Fakat aslında kastedilen sadece sesten 5 kat hızlı giden silah sistemleri değil. Şimdi birazdan ayrıntısına gireceğiz. Aslında sesten 5 kat hızlı giden silah sistemleri dünyada yıllardır var. Ama son yıllarda böyle bir hipersonik silah furyası çıktı. Aslında burada kastedilen yeni yapılan HGV'ler, seyir füzeleri bu tipteki 5 kat hızlı giden silahlar. Şimdi istersen önce ben bir ses hızına değinmek istiyorum. Eğer bununla alakalı başka bir sorun yoksa, yani bu ses hızı nedir? 5 kat nasıl oluyor diye. Şimdi biz hep okullarda gördük ki işte saniyede 340 metre bölü saniye. Normalde işte nedir? 342 metre bölü saniye. Hıza kilometreye çevirsek 1235.5 kilometre saat. Bu bir mak. Bir ses hızı. Ama bakın normalde yükseldikçe, yani bu 21 santigrat derecede ya oda sıcaklığı, deniz seviyesindeki hız yükseldikçe, yani basınç ve sıcaklık değerlerine göre ses hızı da arttığı için ben o değerleri hepsini burada saymıyorum ama normalde 0 santigrat derecede mesela 10.000 metrede ses hızı 1096 kilometre saat olarak sayılıyor. Dolayısıyla hipersonik füze de 1090, bu 1 Mach'ın 5 ile çarpımı, yani yaklaşık 5000-6000 civarı kilometre saat hıza ulaşan silah sistemleri. Şimdi insanlar biliyorsun 1960'lı yıllarda o zaman da ICBM'ler, yani kıtalar arası balistik füzeler ve çeşitli balistik füzeler yaptılar. Bunların hepsi zaten 20-25 Mach hızlara ulaşan füzeler, özellikle dalış aşamasında. Birazdan anlatacağız, işte X-51 yapıldı, X-15 yapıldı. Hani ilk sesten hızlı uçak X-1'den sonra X-15 var. Hatta sen ekrana resmini koyarsın. Bu insanlı bir uçaktı. Büyük yolcu uçaklarından bırakılıyordu ve ses 6-7 hıza dolaştı. Ama bu bir silah sistemi değildi. Bunlar deneyseldi. Balistik füzeler de evet sesten hızlı gidiyorlar. Onlar da normalde hipersonik. Ama onların da bir manevra kabiliyeti, yönlendirmesi söz konusu değil. Fakat son yıllardaki bu hipersonik dendiğinde yüksek manevra kabiliyeti olan veya normal bildiğimiz seyir füzelerin sesten 5 kat hızlı olanları söz konusu olduğu için yeni bir silah sistemi çıktı. Yani normalde sesten 5 kat hızlı giden her şey hipersoniktir, silahtır. Mantığı çok doğru değil. Çünkü zaten balistik füzelerin hepsi zaten sesten hızlı gidiyor. Ama kimse balistik füzeleri hipersonik füze demiyor. Bunun bir altını çizmek istedim öncelikle. Normalde balistik füze dediğimiz zaman onların saatlik hızları nedir? Ses hızının kaç katı üzerinde uçabiliyorlar? Ya şimdi balistik füzeler işte kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli ve kıtalar arası olan balistik füzeler menzil uzadıkça hızı da artıyor. Çünkü tepe noktasına daha yüksek bir noktaya çıkmış oluyor. Dalış aşamasında, terminal aşamasında daha fazla hızlanmış oluyor. Ki ICBM'ler yaklaşık 25 Mach hızla dalış yaptığı söyleniyor. Ama şimdi balistik füze ile hipersonik silah sistemleri arasında şöyle bir avantaj, dezavantaj durumu var. Evet, balistik füzeler daha uzun menzilli, daha büyük harp başlığı da taşıyabiliyor. Durdurulması çok daha hızlı olduğu için zor olabilir. Ama balistik füze tepe noktasından sonra birkaç çeşidi hariç, işte İran'ın EMAT, işte DF-21 Çinlilerin, Rusların işte İskender'in manevra kabiliyeti olduğu söyleniyor. Bu terminal aşamasında manevra yapan birkaç tanesi haricinde genelde düşeceği nokta belli ve tepe noktasına çıktıktan sonra eğik atışın diğer yarısından, yani parabol yörüngeden sabit bir hedefe, yani belli bir hedefe doğru dalış yaptığı için bir manevra kabiliyeti söz konusu değil. Dolayısıyla balistik füzenin bulunduğu bölgedeki bir balistik füze savunma sistemi, yani anti balistik füze sistemi tarafından, füze savunma sistemi tarafından tespit edilip vurulması kolay. Bunu aşmak için işte balistik füzelerin
bu özelliğini üzerine alıp artı buna bir manevra kabiliyeti kazandırmak isteyen işte hypersonic glide vehicle, yani hipersonik süzülme kayma araçları denen HGV'ler yapıldı. Şimdi bu HGV'ler daha önceki hatırlarsan yıllar önce makalelerde yazmıştık. Sen de biliyorsun onları zaten. Ta 4-5 yıl önce yayınlamıştık. Bu HGV serisinde şunu anlatmıştık. HGV'ler bir ICBM'in üzerinde hareket ilk yola çıkıp daha sonra tepe noktasından sonra atmosfere bırakıldığında atmosfere tekrar dalarak, yani balistik füzeler gibi uzay ortamında gitmeden atmosfere dalarak işte yerden 50-60 kilometre gibi hızlarda kanat sistemi, yani aerodinamik kanat sistemi olduğu için belki motorları yok ama süzülerek manevra yapabiliyor. Dolayısıyla diyelim ki Rusya'dan atılmış bir HGV, işte Avangard, bir ICBM'in üzerinde, yani bir SS-18 veya SS-24 Yars ICBM, yani kıtalar arası balistik füzenin üzerinde atıldığında, ondan kurtulduğunda tepe noktasında atmosfere dalıp 60 kilometre süre 60 kilometre yüksekte, yani balistik füzeler gibi uzay ortamında değil, nispeten çok alçak bir yörüngede, troposferin biraz üstünde, uçakların daha üstünde ama atmosferin içinde süzülerek Amerikan balistik füze savunma sisteminin etrafından dolaşarak hedefine varabiliyor. Yani Tehat rampası varken niye onun üzerinden gitsin? Veya işte SM-3 füzeleri yüklü bir Aegis savaş gemisinin, bir hava savunma muhribinin yanından niye geçsin? Bunların hepsini bypass ederek, manevra yaparak hedefine gidebiliyor. Ama bir kıtalar arası balistik füzede bu şans yok. Seyir füzesine gelirsek, seyir füzenin zaten herkes biliyor. Seyir füzesi motoru çalıştığı sürece uçan bir füze. Çoğu zaman alçak irtifadan gidiyor. Ama şimdi şu andaki dünyadaki denizlerdeki hava ve füze savunma sistemini konuştu, gemi konuştu, hava ve füze savunma sistemi, gerek karadaki hava ve füze savunma sistemi, işte bizim Hisar'dan işte Tehat füzesine, Patriot'e, S-400'e kadar hepsi genelde süpersonik veya ses altı hızdaki seyir füzelerine karşı yapılmış savunma sistemleri. Çünkü bunlar icat edildiğinde, yapıldığında hipersonik bir seyir füzesi yoktu. Ama şimdi Ruslar Zirkon'u yaptı. Artık karşıda sesten 5 kat, hatta 5 kat tabii alt limiti, 6, 7, 8 kat hızlı giden bir seyir füzesi var. Bunu vurmak da çok zor. Dolayısıyla şimdi tek tek örneklere gelince kısa kısa anlatırız. Artık tehdidin boyutu çok değişti. Yani o yüzden, bu yüzden hipersonik seyir füzesi normal seyir füzesinden çok tehlikeli, çok hızlı ve hipersonik kayma süzülme araçları da bir ICBM'den çok daha tehlikeli. O yüzden Putin sürekli biz işte Amerikan füze savunma sistemini aşacak bir şey yaptık diyor. Ya da Amerika AGM 183'ü biraz sonra anlatacağız. Bu yüzden geliştirdi. Yani Amerika'nın elinde seyir füzesi mi yok? Balistik füze mi yok? Hepsi var. Ama hamleye karşı bir hamle yaptı. Şimdi benim anladığım kadarıyla normalde balistik füzeler parabolik bir şekilde geliyorlar. Düşeceği nokta belli. Hava savunma sistemlerinin onu tahmin etmesi, radarla takibi daha kolay. Ama konu hipersonik silahlara geldiği zaman etrafta dolaşabiliyor. Bu sistemleri atlatabiliyor. Etrafından dolaşıyor. Sağından solundan gidiyor veya farklı bir irtifadan görevine devam ediyor. Ve buralardan sıyrılıp direkt hedefine doğru gidiyor. Şimdi süratleri de çok fazla bunların. Dediğin gibi ses hızının 5 mak, yani ses hızından 5 kat daha hızlı, hatta çok daha yüksek şeylere tutuyor. O zaman bir baktığımız zaman Rusya veya Çin'den Amerika'ya bir hipersonik füze atıldığı zaman veya tersi Amerika'dan Rusya veya Çin'deki noktalara atıldığı zaman önünde bu füzenin yaklaşık herhalde 1,5-2 dakikalık bir uçuş süresi var. Ve Evet, 1 saat gibi bir şey var. Bu rota çok zor hesaplanması galiba bununla ilgili. Peki dünyadaki kaç ülke hipersonik bir tasarım yapabiliyor? Tasarım yapabiliyor. Kısaca aslında şöyle tarihçesinden bahsedersem, o zaman hipersonik füze veya HGV'lerin, yani hypersonic glide vehicle'ların ne amaçla, niçin yapıldığı da ortaya çıkmış olacak. Şimdi Amerika şunu istemiş. Demiş ki dünyanın herhangi bir yerinde bunu HTV-2, ilk yaptıkları HTV-2'ydi. Hatta bunu da yazmıştık hatırlarsan. Orada testlerinin başarısız olduğunu, projenin iptal olma ihtimali olduğunu da söylemiştik ki şu anda gerçekten belirsiz. Şöyle bir amaç güttüler. Dediler ki dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir hedefi 1 saat içinde nükleer ya da konvansiyonel olarak vurabilelim. Yani diyelim ki işte Afganistan'da veya herhangi bir yerde
Pasifik'teki bir adada bir terör örgütü lideri var. Çok an bir toplantı yaptılar. Çok acil buranın vurulması lazım. Şimdi buraya B-52, B-1, B-2 göndersen savaş uçağı, bombardıman uçağı çok saatler sürer. Balistik füze göndersen nükleer saldırı yapmayacaksan tam hedefi vurması çok zor. Dolayısıyla HGV burada çok ideal bir çözüm oluyor. Yani nükleer başlık da taşıyabiliyor ama konvansiyonel başlık da taşıyabiliyor. Gönderiyorsun balistik füzeyle, havada bırakıyorsun. HGV zaten manevra kabiliyeti yapabildiği için bir seyir füzesi gibi tam hedefine dalabiliyor. Şimdi biraz önce bir şey söyledim. Dedim ki yani aslında 5 Mach hızda olan her şey hipersonik silahtır. Ama yani teknik olarak askeri literatürde bu böyle kabul edilmiyor. Şimdi şu hypersonic weapons tablomdan gidecek olursak aslında bakarsan işte Amerika X-15'i yapmış tam o test için. Bir de SR-72 var. Bu SR-72, SR-71 savaş uçağının yani sesten 3,5 Mach hızlı giden dünyanın en hızlı uçağı unvanını hala da elinde tutan bunun bir üst modeli ama bu bir hani şehir efsanesiyle birçok kez konu olmuş bir arada. Henüz kimse bunu görmedi. Yani bu SR-72 diye bir savaş uçağı henüz resmi olarak anlatılmadı, tanıtılmadı ve net gören yok. Şayet bunun da bayağı 6-7 Mach hızda bu uçak var ise birçok yerde resmi var. Çok meşhurdur yani havacılıkla ilgilenen herkes bilir. Dolayısıyla ilk hipersonik savaş uçağı olmuş olacak. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda hipersonik bir savaş uçağı yok insanlı. Yani bildiğimiz en yüksek SR-71. Dolayısıyla bunu bir kenara bırakalım. Birincisi. İkincisi X-51 işte Amerika'nın X-51'i var bu Vader denen. Bu da bir test B-52'nin altından atılıyor. Sen de resimlerini gösterirsin arkadaşlarımıza. Bu da çok bilinen bir şey. Ama bunu da Amerika bu Scrimjet denen yeni yani turbofan motordan daha yüksek hız, daha fazla belki yakıt yakıyor ama daha yüksek yani hipersonik hıza ulaştıran motorları ve bu füze sistemini denemek için bu da aslında bir test füzesi. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Amerika, Rusya ve Çin'den çok daha önce başladı bu işe. Ta yıllar önce. Fakat bugün geldiğimiz noktada şimdi üçüncüsüne bakalım. İşte Amerika'nın HGV'si var bir tane test. HTV-2'si var iptal edildi. İşte HTV-3'ü var ne olduğu belli değil. Bir de senin daha önce videolarda anlattığın X-37B var. Hani hep dedik ya bu gizli ne görev ne amaçlı olduğu belli değil. Ama bu da bir nevi hipersonik silah sistemi. Çünkü bir balistik füzenin yani bir roket motorunun uzay roketinde uzaya fırlatılıyor. Uzayda serbest bırakılıyor. Orada bir görev yapıyor ve atmosfere dalıyor. Belki bombardıman yapacak. Belki başka bir şey yapacak. Görevi gizli. Şimdi bunun da bunların hiçbiri operasyonel değil Amerika'da. Ama işte bütün bunlara rağmen Ruslar ne yaptı? Bir atılım yaptı ve iki tane hipersonik silah sistemini envantere kattı. Bir tanesi daha önce bir videoda anlatmıştık. Arkadaşlar linkini görecekler. MiG-31'den fırlatılan Kinzhal füzesi. Diğeri de Avangard. Şimdi burada şöyle bir resmim var benim. Ekranda da arkadaşlar görüyor. Avangard 2 diye yazmıştım altına. Bu resmin üzerine ben bazı ilaveler yaptım. Bu Putin'in Avangard HGV'sini yani hipersonik süzülme aracını videosunda tanıttığı videodaki görüntünün aynısı. Oradan aldım üzerine bir şeyler ekledim. Üzerine eklediğim şeyler Amerika'nın bu HTS ve Kızılötesi termal görüntü yapan balistik füze savunma, balistik füze tespit, erken uyarı uydularından göründüğünü göstermeye çalıştım. Bakın bu şekilde şöyle görünüyor. Amerika'nın balistik füze savunma sistemine HG Avangard dalıyor. Balistik füzenin üzerinden bırakılmış olan Avangard dalıyor. Ve onların etrafından temsili olarak dolaştığı görünüyor. İşte tehlikeli olan noktası bu. Yoksa Avangard bir Tehat füzesine denk gelse, yani tam üzerine olduğu onun etki sahası içinde gitse veya bir okyanusta bir işte Alec Burke'lerin bu Aegis Amerikan füze ve hava ve füze savunma destroyerlerinin olduğu bir noktanın içinden geçecek olsa zaten SM-2 SM-3 füzeleri onu yaşatmaz. Ama adam şunu yapıyor. Niye ben şimdi her tarafta antibalistik füze sistemleri dolu değil. Çok pahalı çünkü. Yani her şehirde, her yerde, okyanusta, Amerika'nın hakim olduğu her yerde her taraf antibalistik füze savunma sistemleriyle dolu değil. Adam şunu düşünüyor. Diyor ki ben bunun üstüne bir konvansiyonel başlık takarım. Gerekirse nükleer başlık takarım. Bunu bir ICBM'le yani kıtalar arası balistik füzeyle fırlatırım. SS-24 ile tepe noktasına bırakırım.
Bu daha sonra 60 kilometreye, 50 kilometreye dalıp kilometrelerce ve avantgard 12 mark süratle gittiğini söyledi Ruslar. Yani 12 mark süratle arkasında motor olmadığı halde atmosferde süzülüyor. Bir de üçgen kanatlı, zaten görüntülerde görüyorsunuz. Böyle manevra yapıyor. Yani bunu bir balistik füzenin RVS'i dediğiniz reentry vehicle, yani yeniden giriş aracı dediğimiz bu konik harp başlığı bunu yapamaz. Yani böyle süzülecekti kilometrelerce. İşte diyelim ki şu şehirde hava savunma sistemi var, biliyor çünkü onu, ona göre programlıyor. Oradan başka bir yere gidecek. Amerika'nın kuzeyinden dalıp Orta Doğu ortasından çıkıp güneyine gidecek. Böyle bir şey yapamaz bir kıtalar arası balistik füzenin harp başlığı işte. Avangard'ın tehlikesi bu. Ve bakın burada mesela 3. resimde bir aracın üzerinden fırlatıldığı bile gözüküyor. Yani adam bunu silo tabanlı balistik füze değil, bir mobil, hani S-400 gibi mobil bir aracın üzerine bile yerleştirmiş. Dolayısıyla HGV burada çok tehlikeli. Diğer tehlikeli olan şey ve diğer seri üretime geçmiş olanı, bu Çin'deki gösterilerde hatırlarsın, çok resimlerini ve haberlerini de yaptın, DF-17. Bu DF-17 de Çinlilerin, şimdi arkadaşlarınız resimde görüyorlar, altında bir balistik füze var aslında, kamyonun üzerinde. Ucunda yine bir üçgen şeklinde bir HGV var. DF-17 de aynı bunun gibi. Hatta notlarda Diplomat dergisi şöyle bir şey demiş DF-17 için: 1500 mil, yani yaklaşık 2500, bazı kaynaklarda 3000 kilometre kadar bir menzil olduğu söyleniyor. 60 kilometre yüksekte uçarken 11 dakikayı 14 11 dakikada 1400 kilometre yol almış. Ya bu müthiş bir sürat ve bu 2017'de tam olarak test edilmiş DF-17. Çinliler de bunu bu meşhur meydanlarında gösterdiler. Kamyonların üzerine koyup bir sürü DF-17'yi sergilediler. Dolayısıyla HGV'yi ilk servise sokan, yani hipersonik süzülme araçlarını ilk servise sokan Amerika'ydı. Pardon, Rusya'ydı. İkincisi de Çin oldu. Peki şimdi burada Amerika bu hipersonik yarışta biraz geri kalmış gibi gözüküyor. Nitekim bununla ilgili de birkaç ay önce bayağı bir haberler çıktı. Bütçeler ayrıldı, şey yapıldı. Bu AGM 183 ve diğer projeler için. Şimdi şurada iki numaralı resimde arkadaşlar, Amerika'da hangi hipersonik silah sistemleri çalışılıyor, buradan görebilirler. İşte HCSV var. Bu Hypersonic Commercial Strike Weapon. Bu iptal edildi, bu proje. Fakat diğerleri devam ediyor. Alttaki diğer dört tanesi. Birazdan biz şimdi esas Amerika'nın cevabı olan AGM 183'ü de anlatacağız. Onu anlatmadan önce, ben sonraki soruna geçmeden önce şuradaki şeyleri bitirmek istiyorum. Şimdi türleri olarak birincisi, en önemlisi HGV. Bunu zaten anladık. Diğeri uçak olabilirdi dedik. Seri 72'den bir henüz şu ana kadar yani bir net bir sonuç yok. Diğeri de seyir füzesi. Şimdi bu seyir füzesinde bunu da Ruslar servise soktu. Rus-Hint ortak yapımı bir seyir füzesi var. Zircon. Zircon 5-6, bazı kaynaklar 6-7 Mach süratli olduğunu söylüyor. Bu bildiğimiz antişip füzesi. Yani bizim Atmaca'nın veya işte Tomahawk'ın ya da işte Rusların başka bu kalibri füzelerinin hipersonik hızda giden şekli. Bu tabii scrimjet motor çok önemli burada. Bunun tehlikesi ne? Tamam, normal bildiğimiz bunlara GIOS denen, işte bizim veya da bizim Korkut gibi, işte Göktuğ gibi hava savunma top sistemleri etkili olabilir, ama hani bunların hiçbiri daha test edilmemiş. Yani Amerikalılar bile, belki Ruslar bile hipersonik füzeyle bu gemilerdeki bu sistemleri test etmedi. Dolayısıyla bunlar bir Zirkon'un, bir Amerikan veya işte bir NATO savaş gemisine taarruz ettiğinde bu savunma sistemlerinin ne kadar başarılı olabileceğini bilemiyoruz. Çünkü çok yüksek süratte 6-7 Mach'da uçuyor. Aynı şekilde Hintliler de bunun Brahmos ikisini yaptı. Normal Brahmos 1 turbojet motorlu, bizim Atmaca gibi, belki şekli olarak farklı ama bir antişip gemi savar füzesi, ama Brahmos 2 de yine hipersonik oldu. Şimdi Çin'de şu anda hipersonik füze, gemi savar füze çalışmaları da var. Diğer bir hipersonik silah çeşidi de daha önce videolarda anlattığımız Kinzhal. Şimdi Kinzhal neydi? Kinzhal da SS-26 İskender balistik füzesinin, 500 kilometre menzilli balistik füzesinin kaldırılıp yerden ateşlenmek yerine ta gökyüzüne kadar giderken o harcayacağı yer çekimini muhalefet ettiği için harcayacağı enerjiden tasarruf etmek için MiG-31'in altına konmuş, havadan atılan bir balistik füze. Şimdi herkes her tarafta işte Kinzhal hipersonik füze, hipersonik silah sistemi falan diyorlar, ama aslında değil. Yani
Yani hem öyle hem değil. Kinzat bildiğimiz balistik füzenin uçaktan atılan bir şekli. Ve bu bir ilk bu uygulama. Ha, İsrail'in de var uçaktan attığı topçu roketleri ama Kinzat başlı başına bizim Bora gibi yani kısa menzilli bir balistik füze olduğu için 2000 kilometreye kadar bazı kaynaklar 1200 bazı kaynaklar 2000 kilometreye kadar menzilinin olabileceğini söylüyor. Bir de terminal aşamasında manevra kabiliyetinin olduğundan da bahsediliyor. Bu büyük bir avantaj. Yani siz bir balistik füzeyi uçağın içine koydunuz, attınız. Hipersonik mi? Hipersonik. Tabii ki. Çünkü balistik füze sesin 6, 7, 8, 9, 10 katı belki hızla gidiyor. Tabii Amerikan Başkanı Trump da bunu ilginç bir şekilde gündeme getirdi. Amerikalıların AGM 183A projesi var. B-52 bombardıman uçağından atılıyor ve Lockheed Martin tarafından geliştirilen bir proje. Bununla ilgili de bazı test görüntülerini Amerikan Hava Kuvvetleri yayınlamış durumda. AGM 83A'da son durum nedir? Biraz bize anlatır mısın? Şimdi INF antlaşması iptal olduktan sonra her iki taraf da seyir füzelerinde biliyorsun 500 kilometre ve 5500 kilometre arası sınırlama vardı. Artık bu iptal olduktan sonra her iki taraf da seyir füzelerine nükleer başlık takmak için çalışmalara başladı. İşte Tomahawk Blok 4 diyorlar bunun için esasında var. Rusların kalibrisi. Fakat bu füzelerin hepsi süpersonik veya subsonik yani ses altı. Rusların seyir füzeleri ve Amerikalıların. Yani hiçbiri hipersonik bir seyir füzesi değil. Şimdi Ruslar buna biraz önce söyledim. Kinzhal, Zircon ve Avangard da cevap verdi. Amerika ise HTS-2'yi faaliyete geçiremedi. Ve biraz önce şekilde listede gösterdiğim Amerikan hipersonik çalışmalarının hiçbiri henüz yetişemedi. Buna karşılık Amerika şöyle bir cevap verdi. Bu verdiği cevap da AGM 183A. AGM 183A ise biraz önce anlattığım Kinzhal gibi balistik havadan atılan bir balistik füze değil. Normal bir HGV değil. Nasıl HGV? Yerden kıtalar arası bir balistik füzenin üzerine koyan Avangard gibi değil. Çok ayrı bir tür. Ve bana göre de çok avantajlı. Zaten direkt hipersonik seyir füzesinden veya normal HGV'dense buna dönmelerinin sebebi de buradaki avantajı yakalamak. Bu da şu. Bir B-52H stratejik bombardıman uçağının kanadının altına takılıyor. Normal bildiğimiz arkada booster motoru falan olan böyle normal bir balistik füze gibi ateşleniyor. Tepe noktasına doğru, gökyüzüne doğru çıkıyor. Oradan HGV'sini yani bu ucundaki HGV'yi bırakıyor. Ve normal Rusların avantgardı gibi ondan sonra bildiğimiz HGV, DF-17 gibi. Ama bakın arada fark var. Uçaktan atılıyor. Yani dolayısıyla daha yüksekten atıldığı için ve aynı Kinzhal'daki gibi bir menzil olayı var. İkincisi ben niye Amerikalılar HTV-2 yani nereden atılan balistik füzeden olan HGV'yi neden yapamadılar bilmiyorum ama burada demek ki o projede bu HTS-2'de bir başarısızlık olduğu için bir an önce bu yarıştan geri kalmamak için bunu devreye soktular. Bununla ilgili yapılan test deneyi geçenlerde işte yapıldı. Captive Carry Test. Yani bu esir de, tam karşılığı esir değildi. Yani normal füzenin taşıma testi yapıldı. İşte aletli ölçüm aracı vardı. Onunla ilgili testi yapıldı. Son durumu sorduğun için söylüyorum. İşte telemetri ve GPS verileri istasyona doğru şekilde aktarıldı. Yani henüz fırlatma, atış yapılmadı. Sistem entegrasyonu ve telemetri sistem entegrasyonu doğrulandı ve yakında booster motora takılacak. Bu AGM 183'te denenmiş olacak. Dolayısıyla burada şöyle bir şey var. Ruslar avantgarda atacak. Amerika'da B-52'leri kaldırdığında HGV'yi havadan fırlatmış olacak. Bu hipersonik yarışta seyir füzelerinden ziyade şu anda öne geçen bu süzülme araçları. Çünkü tekrar söylüyorum, niye bunlar çok avantajlı? Birincisi bir balistik füzeyle çok yüksek irtifaya çıkıp oradan çok büyük bir hızla dalış yapabiliyor. İkincisi uzay ortamında balistik füze savunma sistemlerine yakalanmaktansa mesela SM-3 füzesinin bu EKV'si hani biliyoruz ya bu kızılötesi kamerayla gelip çarpıyor. Ona yakalanmaktansa 50-60 kilometre irtifaya dalıp savaş uçaklarının da biraz üzerinde S-400 gibi Patriot gibi, Tehat gibi hava savunma sistemlerinin de irtifasının üstünde yani o ara irtifada hem üsttekilerden hem alttakilerden kurtulacak şekilde ve manevra yaparak hem konvansiyonel başlık hem nükleer başlık takarak saldırmış olacak. İşte Amerika'nın cevabı da bu AGM 183A.
Bu yarış böyle gidiyor. Biraz Avustralya'nın da başka bir projesi var. Hindistan'ınkini söyledim. X-37B'nin de burada çok değişik bir tip olduğunu söyledim. Yarı uçak, yarı artık ne oldu belli değil çünkü görevi gizli. Bu da böyle bir sistem. Kısaca hani çok da detaya girmek istemiyorum. HGV ve daha doğrusu hipersonik silah dünyası bu. Şimdi tabii izleyicilerimiz seyrettiler. Senin verdiğin teknik bilgileri dinlediler ve akıllarına tahminimce benim de aynı şey geliyor. Türkiye bir hipersonik füzeyi nasıl yapabilir? Bunun için nasıl bir motor, yakıt teknolojisi lazım? Şu anki durumumuzu değerlendirirsen. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Şimdi şöyle bu HGV şu anda bizim için teknolojik olarak çok uzak bir nokta. Zaten dedim ya dünyada sadece 3 ülke çalışabiliyor. Şimdi hipersonik silahları deminden beri sınıflarını anlattım. Bizim şu anda önümüzde yapma imkanımız olabilecek en yakın hipersonik silah normal seyir füzelerinin şimdi işte gezgini yapıyoruz. Süpersonik olmayan yani ses altı hızda bir füze. Süpersonik seyir füzesi. Geçen de işte açıklama vardı. Türkiye Turbojet, pardon, neydi o? Ramjet motor çalışması yapıyor. Yani muhtemelen Türkiye'de süpersonik seyir füzesi veya havadan atılan, havadan yere mühimmat çalışılıyor. Bu çalışıldıktan sonra özellikle bu Scrimjet, yani turbofan motor değil, uçaklardaki seyir füzelerindeki turbojet motor da değil. Scrimjet çok ayrı bir sistem. Bunun üzerine çalışmalar olacaktır. Dolayısıyla ilk yapılır, artık ne zaman ve nasıl yapılır? Şu anda teknoloji buna ne kadar mümkün? Bunu tabii ben bilemem. Eğer yapılırsa ilk göreceğimiz örnekler hipersonik seyir füzesi yani olacaktır diye düşünüyorum. Tabii öncesinde bir süpersoniği yapmamız lazım. Ama bununla ilgili ben ne desem şimdi yanlış yönlendirmiş olurum. İnşallah diyelim yani. Hakan çok teşekkürler bilgiler için. Biraz konumuzda hipersonik silahlar nedir? Ne tür özellikleri vardır? Türkiye'nin bu şansı, bu füzeyi yapma şansı var mı gibi konuları konuştuk. Çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak yazın. info@tolgozbek.com mail adresimiz. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri Hakan Kılıç'ın yazılarıyla birlikte tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.